Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda format atacağız. Format nasıl atılır onu göstereceğim. Önceki videomuzda izlemişsinizdir zaten. Verilerimizi yedeklemiştik. Sonra bir de format flaşı oluşturmuştuk biz. Şimdi sırada nasıl format atılır? Bu var. Format atmaya geldik. Önce oluşturduğumuz bu format flaşını, bootable ettiğimiz flaşı takıyoruz böyle bilgisayara. Şöyle başlatalım. Şuradan basayım dedi. F2'ymiş bakın. Bende F2. Şimdi kamera açısını bir değiştireyim. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle şunu bir kapatayım artık. Şimdi buradan flash ile başlatabilmemiz için, yani flash'ı çalıştırabilmemiz için boot options'a geliyoruz. Bu üst taraftaki menüden boot'a geldik. Şu görüyorsunuz zaten, beyaz taraf buraya geldi. Ok işaretleriyle geliyoruz zaten. Burada SanDisk Cruiser diyor bak, birinci. Bunu ne yapıyoruz? Benimkinde artıya bastığım zaman bunu bir üste çıkartır. Şuradan artıya basalım. Gördüğünüz gibi bir üste çıktı. Bu en üstte boot options'ta, yani boot option'da flash'ım en üste çıkarttım. Gördüğünüz gibi zaten SanDisk Cruiser Switch yazıyor. Benim flash'ımın şeyi, markası modeli. Sizinki de öyle yazar zaten. En üste getirdim. Ondan sonra ne yapıyorum? Exit kısmına geliyorum. Tabii burada kısa yolu da var ama ben size direkt uzun yolunu göstereyim. Save Changes diyoruz ve kaydediyoruz önce bunu. Ondan sonra da ESC'ye basıp çıkıyoruz. Yes diyoruz ve çıktı. Şimdi yeniden başlayacak. Evet, gördüğünüz gibi şimdi kurulum menüsü geldi zaten. Evet, şimdi gelelim kuruluma. Kurulumda çok basit, yani hiç zor bir şey değil. Göründüğü kadar zor bir şey değil. Bu menüde zaten Türkçe, Türkiye, Türkçe Q falan yazıyor. Direkt ileri diyoruz. Şimdi yükle. Burada onarım falan var. Bunlar bize lazım değil. Bize bu lazım. Evet. Şimdi burası geldi. Ürün anahtarı kısmı. Burada ürün anahtarımız yok. Seçeceğiz. Çünkü bizde ürün anahtarı yok. Buradan Windows 10 Pro 64'ü seçtim. Aşağı yukarı zaten hepsi, tüm kurulumlarda bunlar vardır. Şu yanında yazar. Hani hangi sürümü olduğu. Ben Pro'yu yükleyeceğim. Pro'yu seçtim. İleriledim. Buradan lisans koşullarını kabul ediyoruz. İleri. Yükselt seçeneği var. Bir de özel seçeneği var. Yükselt seçeneği, atıyorum Windows 8'iniz var, ona falan yükseltirken bunu kullanabilirsiniz. Ama biz sıfırdan tekrardan Windows 10 yükleyeceğiz. Alttaki özel yalnızca Windows'u yükle seçeneğini tıklıyoruz ve bizi şöyle bir menü karşılıyor. Bu menüde ne yapmamız gerekiyor? Size hemen göstereyim. Sürücü bölüm 1 dediği, zaten şuradan da anlayabilirsiniz. Bu 500 MB'lık sistemin kendine ayırdığı bir bölüm. Bu bizi ilgilendiren bir bölüm değil. Şurası 806 MB. Burası da sistemin kendine ayırdığı bir bölüm. Yani bu sistemin ayrı bir şey, bu da şuna göre ayırdığı bir şey. Onlara pek takmayın kafayı zaten. Onlar biraz derin mevzular. Gerek yok. Şimdi benimki tek olduğu için sürücü 0 bölüm 2. Yani birinci hard diskin ikinci bölümü. Yani bu yerel disk C. Benim aslında birinci bölümüm bu. Gördüğünüz gibi 464.5 GB diyor. Biz şimdi ne yapacağız? Bu şekildeyse eğer, bu gösterdiğimi yapın. Bu şekilde değilse boyutları aklınızda tutun. Çünkü yerel disk D varsa eğer, sizde silmeyin. Onu seçmeyeceksiniz. Bende olmadığı için ben hepsini tek tek siliyorum. Sil deyip buradan. Hani biçimlendir de yapabilirsiniz. Ama ben silmeyi tercih ettiğim için hani daha kolayıma geliyor. Hepsini tek tek buradan siliyoruz. Sildik. Burası ayrılmamış olan. Şimdi yeni diyoruz. Zaten maksimum boyutu neyse onu getiriyor.
uygula dediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi zaten o şey yaptı. Ek bölümler oluşturacağını söyledi. Az önceki dediğim bölümler. Tamam dediğimizde böyle yeni bir bölüm oluşturdu. İki tane oluşturdu. Gene o 500 MB'lık. Şu da benim yerel disk C. Bunu hemen biçimlendir diyoruz. Böyle o bir süre sonra biçimlendiriyor. Kısa sürüyor zaten. Biçimlendirdi. Şimdi burada ne yapacağız? Bunu seçtikten sonra yükleyeceğimiz şeyi ileri diyoruz. Bu biçimlendirmeyi unutmayın. Çünkü eğer biçimlendirmeyi unutursanız eski Windows'u silmez, Windows Alt diye yeni bir klasör oluşturup oraya onları atar. Hani hard diskinizde gene yer kaplar. Ha eski programlarınız falan gene orada kalır. Ama virüsler de kalır. Tam bir format olmaz bu. Bunun için dediğim yolla izlerseniz daha güzel olur. Tertemiz bir format atmış olursunuz. Bu şu an ben zaten Windows 10'u gösteriyorum. Windows 7'de de aynı. XP'de de aynı. Hani Vista'da da aynı. Tek farkı şu arayüz. Hani şuradaki gördüğünüz şu arayüzü farklı birazcık. Hani XP'de komple mavi bir ekrandan geçiyor. Böyle eski bir şeyden geçiyor. Bu biraz daha modern olmuş hali. Hani hiçbir fark. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı bir şekilde 48 oldu bile yani bu şekilde yükleniyor. Burada videoyu kapatayım. Şurası geçtikten sonra tekrardan video açacağım. Oradan devam ederiz. Bir de söylemem gereken bir şey var. Bilgisayar kendini yeniden başlatabilir. Yani yeniden başlattığı zaman hani korkmayın. Bir şey olmadı bilgisayara. O kurulum kendisi yapıyor. Ama yeniden başlattıktan sonra hani ilk yeniden başlatmada şu flash'ı çekeceğiz. Çünkü bu table flash'ı birinci şeye getirdik. Birinci sıraya getirdik. Önce bu çalıştırılacak. Yeniden kuruluma yönlendirebilir. Bunun için şu dolduktan sonra %67 çekip artık flash'la işimiz kalmayacak. Zaten kurmuş oluyor. Evet şimdi kapatayım. Birazdan devam ederiz. Evet yükleme neredeyse tamamlandı. Az önce söylediğim yerde oldu. Güncelleştirmeler yükleniyor diyor. Biraz sonra yeniden başlatacak. Yeniden başlattığı zaman flash'ımızı çekeceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi yeniden başlat da diyebilirsiniz. O da otomatikte başlatabilir. Yani bunu koyup basıp gidebilirsiniz de. Ancak işte flash bellek çekmeniz gerekiyor. Onun tabi başka bir yöntemi var da orada uzatmaya gerek yok. Hani orada F1 falan basarken boot settings yazıyordu kenarda. Oraya tıklayıp da flash'ı seçerseniz bunu yapmanıza gerek yok. Ama ben daha hani düzgün bir atılma sistemini gösterdim size. Gördüğünüz gibi bilgisayar şimdi açılıyor. Artık bitti. Format işlemi neredeyse bitti. Gördüğünüz gibi. Her şey zaten bilgisayar yapıyor. Sizin yapmanız gereken hiçbir şey yok. Bu kadar hani basit bir şey. Videoyu izledikten sonra zaten artık kendiniz format atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Neyse şimdi tekrardan durdurayım videoyu. Gene devam eder. Evet arkadaşlar biraz önce gördüğünüz o ekrandan sonra bir kere daha yeniden başlattı. Ondan sonra bir şeyler daha yükledi. Yani biraz bekleyin falan dedi. O ekranı geçtikten sonra karşımıza bu ekran geldi. Bu ekranda gördüğünüz gibi önce nerede yaşadığınızı, bölgenizi seçiyorsunuz. Türkiye. Evet diyoruz. Burada gördüğünüz gibi Türkçe Q klavye kullanıyoruz. F klavye kullananlar buraya tıklayabilir. Ya da diğerlerini. Gene evet diyoruz. İkinci klavye düzeni eklemek istiyor musunuz diyor. Bu size kalmış. Sonradan da ekleyebilirsiniz. Ben atla diyorum. Benim ihtiyacım yok. Hadi sizi bir ağa bağlayalım. Şimdi Türk Telekom falan diyor. Burada kendi ağınız neyse ona bağlanabilirsiniz. Ben buna bağlanacağım. Evet şimdi ben şifremi girdim. İleri diyoruz. Hani bunu atlayabilirsiniz de. Şimdi atla deyip bilgisayar kurduktan sonra bağlanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bağlandı. İleri. Gene evet ileri.
Evet, gördüğünüz gibi böyle şeyler oluyor. Şimdi ben kapatayım. Gene devam edeyim. Evet, az önceki de bitti. Şimdi de böyle bir yer geldi. Burada zaten kişisel kullanıma yönelik deyip devam ediyoruz. Burada hesap istiyor sizden. Evet, gördüğünüz gibi ben şifremi de girdim. Hepsini girdim. Sonra gene ileri dedim. Yeniden lütfen bekleyin diyor. Böyle hep lütfen bekleyin, bekleyin tarzında devam edecek. Hani ilk kurulum olduğu için bu böyle. Biraz sabretmeniz lazım. Pin oluşturulsun, bir pin belirleyin diyoruz. Ve bir pin yazıyoruz buraya. Evet, yazdım. Şimdi tamam dedim. Evet, şimdi dosyalarınıza yer edin falan diyor. Bu neymiş? Evet, yalnızca bu bilgisayar dedim. Yoksa buluta aktaracak kendi dosyalarınızı. Onu yapmayalım. Burada konumu kapatalım. Konuşma tanımayı kapatalım. Şunu kapatın. Bunu da kapatın. Bunu da kapatın gitsin. Hani gerek yok bunlara. İleri dedik. Gene biraz bekleyin diyor. Ve merhaba diyor. Burada işte masa üstünü falan ayarlıyor. Şimdi ben gene kapatayım videoyu. Masa üstüne gelince tekrardan açayım. Evet, şimdi format atma işlemimiz bitti. O da fazla şey oldu. Şimdi format atma işlemimizi bitirdik. Sıradaki işlemimiz ne peki? Size hemen onu söyleyeyim. Şu an programlarınızı, oyunlarınızı falan yüklüyorsunuz. Ama bunların hani güvenilir şeyler olmasına dikkat edin. Yani virüslü falan olmasın. Düzgün bir şekilde yüklüyoruz. Hani en temel oyunlarımızı, uygulamalarımızı yükleyelim. Hani gereksiz olan şeyleri yüklemeyelim. Evet, şimdi yapmamız gereken şeyleri son olarak da söyledim. Uygulamalar, programlar falan yüklüyoruz. Tam kullanım pozisyonuna getiriyoruz. Yani o vaziyete geliyor bilgisayar. Her şey yüklüyken ondan sonra diğer videoyu izliyorsunuz. Çünkü diğer videoda bunların tekrardan silinip hani sonuçta bir oyun 10 GB, 10 GB'ın indirilmesini beklemek, adil kullanım kotası var bir de, onun dolmasını falan pek istemeyiz yani. Ben size bunları hiç gerek kalmadan aşağı yukarı yine aynı sürede hepsinin yüklü olarak nasıl geleceğini hani bu şekilde format atmayı göstereceğim. Diğer videoda o var, şu an artık ben de bir hazırlayayım bilgisayarımı, ona göre size yeni videomu çekeyim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.